Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Mount & Blade Bannerlord serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, bu bölüm hanedanımız için çok önemli bir bölüm olacak. Çünkü artık paraya olan erişimimizin sağlanacağı bölüm olacak. Para bize güç, şan, şöhret getirecek. Kaleler, şehirler fethetmemizi sağlayacak. Daha fazla adam yönetmemize sebep olacak. Ve bunun için ne yapacağız? Demircilik yapacağız. Geçen bölümün sonunda başlangıçlara bir yapmıştık ama yeterli olmamıştı. Bu bölümde artık bu işi çözeceğimize inanıyorum. Biraz Puguyo için dolaşacağım. Elimde 120k param var. Para bitene kadar olabildiğince çok fazla Puguyo ve sert kereste bulmam lazım. Ne kadar fazla sert kereste ve Puguyo bulursam o kadar iyi. Puguyo dışında kabile fırlatma hançeri görürsem almayacağım. Çünkü kabile fırlatma hançeri gerçekten çok maliyetli. Abi o kadar para verilmez. Aslında normalde verilir de şu anda benim param yok. Maliyetleri düşünmem lazım. Olabildiğince ucuz yollu gideceğiz ve Puguyo'larla ilerleyeceğiz. Şu anda asker sayım oldukça az. Böyle de devam edecek. Çünkü zenginliğe henüz ulaşamadık. Geçen bölümdeki gibi bir ordu kurmam mümkün değil. Ama yakında o günlerde gelecek. Yenilmez ordular, yenilmez para kuvvetleri kuracağız. Keşke bu oyuna deniz de gelse. Yenilmez armada kuracağız diyecektim de. Keşke gemiler memiler gelse. Bir gemi savaşı yapmak isterim. Yani oyun çıkalı ne kadar oldu? Sayın Tailwords, burada dinliyorsanız. Umurlarında değil ama. Abi gemi savaşı getir be. Gerçekten yani. Şu oyuna hiçbir şey getirme. Sadece bir gemi savaşı getir ya. Ya yani şurada bir sürü deniz şehri var. Bak Zeonika var. Puyaz var. Puyaz gerçi çok fazla denizden bir şey yapılabilecek bir şehir değil. Burası çok seyrek şu anda. Oraya gemiler girmez. Şuradan çıkarma mıkarama yapar en fazla. Ama Sanala, Zeonika, Kasira. Yani çok güzel Razi deniz şehirleri var. Onun dışında kuzeyde de var. Mesela Varşek. Buradan gemiyle çıktın mı kardeşim? Bayırı. Buradan bir tırmanacaksın. Oh işte bak şuraya Kargrave çıkarmayı yapacaksın. Tırmanacaksın. Onun dışında bak fikre bak. Şuraya yeni krallık. Hazırda duruyor. Bak şu coğrafyaya bak. Hazırda duruyor. Buradan bir krallık. Şuradan bağlantılarla falan bak. Hazır yapmışsınız coğrafyayı. Ekle şuraya şehir. Doldur haritayı. Ondan sonra şurası da boş abi. Ya, şuralar boş. Mesela mükemmel arazi ya. Ya buraya bir şeyler gelebilir yani. Bu yeni bir krallık ekle ya. Ekle yani farklılık olsun. Ondan sonra şuraya iki tane koca ada var. İki tane bu kocaman adanın insan mantığına sığmaz bir kere buranın boş olması. Yani şöyle önemli bir coğrafyada bak Kalradia şurası ve dünyada iki tane böyle muazzam bir ada var ve buralara hiç kimse mi yerleşim ya? Hiç kimse mi yerleşim? Şuraların bir kere yerleşime ihtiyacı var. Sonra şurası çok stratejik bir bölge abi. Koca bölgenin bak bu boğazı kontrol altında tutacak bir yer ya burası. Burada bir kere kale olması şart. Yani deniz gemicilik gelirse zaten bir sürü kale male eklenir diye. Bunlar niye yapılmıyor? Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz yani? Ne getiriyorsunuz? Gelip yapay zekayı geliştirmişsiniz. İyi güzel de denizcilik niye gelmiyor? Ben ya. Seviyoruz bu oyunu. Daha da fazla sevmek istiyoruz. Daha fazla şey gelsin bizim sevmemizi sağlayacak. En azından gemicilik gelsin yani. Şimdi en son durağımız bir süre Zeonika olacak. Zeonika'da bekleyeceğiz ve ondan sonrasında yolculuğumuza gemiciliğimizi hallettikten sonra devam edeceğiz. Diyor lan ne kadar fazla verdin ya, vazgeçtim, son durak burası değil. Yalmars olabilir son durak, vazgeçtim yani, orası boşa boşa kürek çekmişim resmen ya. Bu arada arkadaşlar, videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Biliyorsunuz destekleriniz önemli kanalın gelişimi açısından efendim. Şimdi artık demirciliğe paldır küldür paso gireceğiz. Belli bir yerden sonra gelişmek çok kolay olacak demircilikte. Belli bir yere bulmam gerekiyor. Belli bir yer önemli. Burada çok az Puguyo almışım ya. Burası son durak olamayabilir. Çok az almışım Puguyo. Çok aşırı az.
Ongeros kim lan? Ongeros. Ongeros hanedan da Ongeros'tan kim? Ha buradan görebiliyormuşuz. Yeni yapmışlar onu da. Adının adını söylemiyor bana, direkt hanedanı söylüyor. Oğlum güzel bak, bunu da değiştirmiş. İçkimiz artacak hem. Rustika bize katılacak. Rustika bu yetenekler nedir ya? Nasıl bir gerizekalılıktır ya? Yani uğraşması lazım. Bir Lord kızı olarak bu kadar mal olması için uğraşmak lazım. Sansa Stark falan olması lazım. O da sonradan akıllanıyor. Yani bu taba sarf edilebilecek bir şey. Tabayla olunabilecek bir şey bu. Kolay kolay bu kadar mal olamaz herkes. Ne söylerim şimdi, yani yapacak bir şey yok. Resmen mal olmak için çaba sarf ettim. Hamdemir'im ne demek yok ya? Ne demek yok ya Hamdemir? Hamdemir en kolay bulunan şey değil mi abi? Hamdemir as. Hemşirelik yapacağız ama Hamdemir'imiz mi yok? Gerçekten mi? Gerçek mi? Gerçek mi? Kömür. Azından Hamdemir'lik şeyi geçsek yetecek. Demir lazım bunun. Abi nasıl Hamdemir'imiz olmaz ya? Ya cidden mi ya? Ben burada demir görmedim galiba. Hemen vardır, ben bakmamışımdır. Ben iyi görmemişimdir. O kadar şeyi hazırlık yaptıktan sonra Hamdemir'siz devam etmemiz, yani gerçekten ancak biz yapardık. Kabile Flat Mancher'inden ne kadar fazla var ya. Benim şeyimi çelmeye çalışıyorlar ama vermem. Vermem. Ortezya, geliyorum sana doğru birader. Bana demir ver. Demir şehri var mı acaba? Aha. Vallahi var. Vallahi gümüşmüş bu. Demir de var araya. Demir de kaynasın yani hocam. Araya demir de, gümüşün yanına bir tane demir de yerleştirin ya. Bu ne ya? Olmaz. Demir arıyoruz şimdi de bak. Yo. Bile flat mançeri çok fazla var da işte. Demir sıkıntı. Nasıl yaşayabilirim ya? Ben ilk defa bir seride yaşadım görüyorum. İlk de bu bir ilk, tarihe geçsin. Not olarak düşün. Ah demir köyü. Burası demir köyü. Ah burası da demir köyü. Önce buraya gideceğim, sonra Penkanok'a gideceğim. Penkanok'tan demirleri alacağım. Yolculuğumuzu Marunat'ta bitireceğiz. Yolculuğumuz Marunat'ta noktalanacak ve orada artık yüksek vizyonlu işlerimizi yapmaya başlayacağız. Yüksek vizyonlu iş nedir? Bir seviye kılıç dövmek. Üretimden bir türlü bir şey kazanamadık ki bugüne kadar. Yani ben o kadar işletme açtım, hiç böyle daha doğru düzgün gelir getirmedi. Aa, ya getiriyor de işte geleceğimizi sağlayacak kadar değil. Geleceğimi sağlayacak kadar getirmez. Yani Penkanok. Köy sana bağlı değil mi? Sende nasıl demir olmaz? Yani gerçekten hakaretsin sen ya. Sen bu dünyaya bir hakaretsin. Bu şehrin yıkılması lazım. Şehrin yok edilmesi lazım. Demir köyü var ama şehirde demir satılmıyor ya. Yok olsun. Yıkıl Penkanok enkazını göreyim. Sana şehir diyelim ben. Selam vereyim. Çok güzel bir şehir Penkanok. Bak burada var. Sende niye yok? Yüzsüz herif. Nasıl şehirsin sen ya? Ben burada Pugyu arıyorum ya. Bu ahmaklık da bize bir ömür yeter. Bu da bize bir ömür yeter. Alim Danos'a ben gidip Terest'e yeteneğimi verdim. Demir, heh işte bu alim. Alim kardeşim, senin demirciliğine ihtiyacımız var. Devlet Aliye'nin senin bu demirciliğine ihtiyacı var. İşte bu. Milletin umudu. Sensin kardeşim. Sensin. Doğru adam. Doğru adam, doğru yerde, doğru zamanda. İşte bu. Fazla topişkon kalkmasın ama. Şımarma hemen. Övdük diye. Övdük diye hemen şımar. Fazla şımarıklığa hiç lüzum yok. Hiç gelemem böyle şeylere. Gelemem böyle şeylere. Fazla şey yapma. Heh. Bunlar eritilecek. Bunlar eritilecek. Yapılacak. Dövülecek. Bir şeyler olacak. Bir şekilde biz zenginleşeceğiz. Hatta bunları satarak bile ben aslında şu an gelir katabilir miyim?
teknik olarak kazanabilirim. Daha karlı. Demir harcıyorum sadece. Yani bunlarla bile geçimimi sağlayabilirim şu anda ama bizim çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Aza tamah etmeyen biriyiz biz. Biz aza tamah etmeyen biriyiz. Böyle de bir adam. Benim yeteneğimin 50'ye çıkması lazım. 50'den sonra eriteceğiz ancak. 50 olana kadar eritmek yok. Sadece yapmak var. Kardeşim senin de vazifen millete ham demir üretmek. Tek vazifen budur. Senden başka hiçbir şey beklenmiyor. Senden başka bir şey beklen... Oğlum seviyeye geçmişiz lan. Ne ara geçtik lan? Şöyle benziyor. Tamam, ham demir üretmene gerek kalmadı senin. O şeyleri, seviyeleri biz geride bırakmışız çoktan. Nasıl bu kadar hızlı ilerledik ya? Bölümün başında hemen demircilik işini çözdük galiba. Ben size söyleyeyim. Böyle bir yetenek. Böyle bir kudret. Ben kendimden bahsediyorum. İşte. Acaba demirciliği nerflediler mi yoksa kılıçlar çok mu ucuza gidiyor ya? Yaver mi yapayım senin abi? Sen de bir güçten devam abi. Sizi ben komutan mamutan yapmayacağım. Savaşacaksınız. Pato savaşacaksınız. Niteliğiniz budur. Çift elli yeteneğini arttırmam lazım. Sizin tek öğrenmeniz gereken şey savaşmak. Başka da hiçbir şey öğrenme. Başka da hiçbir halt öğrenme yeter. Şimdi eritme işlemlerini ben bizzatihi kendim yapacağım. Geri kalan işleri de bu arkadaşlar çözümleyecek. Oğlum ne kadar hızlı açıyoruz lan? Hız nedir be? Gerek yok bu kadar hızlı. Tabii çok seri açtık. Beni normalde bu bayağı uğraştırırdı. Beni normalde bayağı bir uğraştırırdı. Acaba şu anki yaptıklarım kaça gidiyor? Okutsak kaça gider bir bakalım. Bir bakalım. İyi, 1500. Daha fazlalarını göreceğiz çok yakında. Yakında. Ya senin haddine mi Nogant'la evlenmek ya? Sen kendinin ne olduğunu görüyor musun? Sen ne olduğunu görüyor musun? Rezil rüsva bir hanedansınız siz ya. Bizim gibi bir hanedan da olmaz. Nasıl alaşağı ediyoruz hemen onları. Böyle de bir hanedanız biz. Bunlar da eritme işlemi yapsın ya. Serisinden bitirelim zaten. Her türlü açılacak gibi gözüküyor şu anda. 108 parçaya geldik. 3 seviyeye geçmişiz. 3 seviyeden sonrası çok basit. Direkt 4 seviye açılır. Değil mi? Çok hızlı geldik ya. Bunu her zaman söylüyorum ama gerçekten çok hızlı geldik. Sen daha açıldı hemen. 4'e 4'e burada ne kaldı? Ben yanlışlıkla videoyu kapatıyordum. Aman. Aman. Yanlışlıkla tekinsiz şeyler yapıyorduk. Aman. Sakin. Yönetini koru. Bir an elim mouse kaydı. İkinci ekrana geçti. Orada kaydı durdurun yanına geldi. Basmadım. Bas, bir an oldu öyle şeyler. Sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında. Teste işlemlerine devam. Ben hala hiç kılıç üretmedim he. Anca amelilik, diğer amelilik işlerini ben yapıyorum. Şimdi 4'e geçtik mi artık onları satmaya başlayabiliriz aslında. Zaten eritme işlemlerini hiç yapmayacağım artık. Eritme gereksiz bir şey. Bu şekilde açıldığını fark ettim. Normalde ben eritmeden kolay kolay açılmıyordu. Aa, 4'e geçtik. İnanılmaz. 4'e geçtik. Normalde kolay kolay açılmıyordu. Eritmeden. Şimdi açıldığı için çok daha rahatım ve 4'ü bırak 5'e geçiyoruz. 4 ne demek 4? 5'e geçiyoruz. Muazzam. Muazzam. Harbi zenginliğe ulaştık şu anda. Lan bunlar niye bu kadar dandik? Bir tanesi sadece iyi. Bir dakika dur. Dur. Kontrol etmem gereken bazı işlemler var.
Yok. Bu iyi olan. Bakalım. Tak bir tane. Sen bir kenara çekil de şunu bir göreyim. Ucu yuvarlak. Ah. Aa, paslı üretilmiş falan böyle şeyler getirmişler. Ya kötü üretiyorum ben ondan. Ama ben de diyorum niye bunların ederi bu kadar düşük? Kılıç paslı üretiliyor abi. Paslı nereden şey yaptın ya kılıca? Tamam kötü üretirsin de paslı niye ürettin hocam yani ayıptır ya. Bu kadar rezil üsva olmayalım ya. El aleme karşı burada bak kendimize bir şeyimizi göstermemiz lazım. Şeyimizi göster de biraz yanlış anlaşıldı. Yeteneğimizi göstermemiz lazım. Kör üretmek nedir ya? Neresilliktir ya? Şam çeliği geldi mi? Ne demek şam çeliği hala gelmedi? Ne demek gel şam çeliği gelmedi? Dur. İyi ürettiğimiz kılıçları bizzat kendim kullanacağım da şu an demircilik yeteneklerimiz kötü olduğu için çok üretim değil. O yüzden paso geç. Kaynak sınırlı. En iyi yetenek de bende. Ben üreteceğim, demircilik yapacağım. Diğerleri otursun oturduğu yerde. Diğerleri otursun oturduğu yerde. Onlara şu anda hiçbir şey yok. Onlara yağmurlu havada su yok. Ben artık bir hanedan hanedan olarak bir yere katılabilirim. Bir yere katılabilirim abi. En azından geçimimi sağlayabilir vaziyetteyim ya. Bu saatten sonra kimse de gelip de bize diz çöktüremez. Bu saatten sonra gelip bize fikir şukul yapamaz. Herkes hap. Şimdi Vilandia askerleri toplamaya başlayacağım. Yeter. Ama tek tip ordu değil. Düzenli bir ordu yapmaya çalışacağız. Invet bizim değil. Vilandiyalılarla devam edeceğiz yolcu. Ben normalde hiç Vilandia ordusu kurmadım. Vilandia'ya bağlıyken de benim Vilandia ordum yoktu. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. İzleyiciler olarak siz daha iyi hatırlıyorsunuzdur bazı şeyleri. Daha çoğu şeyi siz bana hatırlatıyorsunuz. Ama benim hatırladığım kadarıyla benim öyle müthiş bir Vilandia ordum yoktu. Hiç böyle sağlam bir Vilandia ordum olduğunu hatırlayamıyorum ben. Böyle amele gibi dolaşmak yerine size bir teknik gösterecektim. Vazgeçtim göstermekten. Şimdi Vilandia'ya katılacağım ya. Haft değiştirirsem ileride değiştiririm zaten. Vilandia'ya katılacağım. Kral Dertert. Çok ani bir karar. Ama kararı vereceğim. Neden? Çünkü Vilandia'lı asker toplayamıyorum. Vilandia'lı asker topla... Ama... Dur ya yanlış şey yaptık da. Paralı asker olarak mı katılsam bağlılık eminim. Bak biz başından Vilandia'lı Eren'iz dedik ya. Vilandia'lı Eren'iz dedik. Abi. Başından. Bunları söyledik zaten. Yaver sancağı. Logan sen benim yaverimsin bundan sonra. Al evlat. Ona kilitledim ben de. Ben de ona kilitledim. Abi şu giyim kuşama biraz dikkat etseydik. Çapulcu gibi gelmişiz. Giyim kuşama biraz dikkat edebilirdik gibi geldi ama neyse hadi. Hadi. Hadi bu seferlik olur. Yours is... Ben direkt ondan alıp görevi bitirmiş olacağım. Değil mi? İskimi arttı mı? Çok az arttı herhalde. Çok bir şey arttı. Neyse. Adamları toplayalım. Bu askerleri geliştirmek çok kolay olacak. Şehirlerde eğiteceğim bunları direkt. Ondan sonrasında artık. Göreceğiz bakalım bizim karşımızda kimler durabilecek, kimler duramayacak. Artık bir kral oldum ben. Kral diyorum. Artık bir lord oldum. Kral oldum diyorum ya. Aman hocam. Dert dert duymasın ağzımıza sıçar. Daha bizi yok eder. Artık devasa ordular kurmaya başlayacağım. Yoldaşlarıma da ordular vereceğim. Özellikle kardeşim Logan.
Kesinlikle bir ordu beyi olacak. Ona bir yönetimde söz hakkı vereceğiz hemen ordu yönetme şeyinde. Güzel, bu demircilik işini çözmem iyi oldu. Bundan sonrasında zaten sadece yeteneklerimi yavaş yavaş geliştirmek var. Bunu da zamanla kendiliğinden olacak zaten bu işler. Lan hala demircilik parçası açıldı bildirimi geliyor. İnanılmaz ya. Hala bunun bildirimi geliyor ya. Nasıl olabilir ya? Güzel. Şimdi bak, görev daha yeni tamamlandı. Hana gidiyorsun hocam. Hana gitmiyorsun. Kaleye gidiyorsun. Kaleye gitmiyorsun. Arenaya gidiyorsun. Birliklerini de eğittim diyorsun. Birlikler eğitiliyor. Hepsini ara veretçi yap. Tek tip asker yapmayacağım hocam. Neden öyle yaptığımı birazdan anlayacaksınız. Ben bir şey yapıyorsam bildiğim vardır. Şey yapın. Rahat olun, canınızı sıkmayın. Tamam. Vardır bu adamın bildiği diyeceksiniz. Neymiş? Vardır bu adamın bildiği. Yapıyorsa bir bildiği vardır. Anladın? Şimdi ata ihtiyacım var. Olur. Normal at da lazım sanki. Normal at lazım değil biliyor musun? Çünkü biz atları olabildiğince alacağımız yerlere dikkat edeceğiz. Atlı birlikleri. Kale köylerinden alacağımız için bunlara ihtiyaç olmayacak. Oksal'a gidiyorum. Şimdi bu okçuları pay edeceğim. Kime pay edeceğim? Bizim şeye ordu kurduracağız ya. Sallama Nogan'da. Nogan'da vereceğim bir kısmını. Ben geri kalanları kendime piyade olarak tamamlayacağım zaten. Hazır elimdeymişken yarı yarıya uğraşmayayım. Diğer yeni aldığım askerlerin de alayını da piyade çekerim. Anladın mı? Mantık bu mantık. Lan zenginliğe bak, soylu at falan satın almaya başladım ya. Bunu ver, kötü bir at. Büyük savaş atı at. Var ya, bana yakışır. Yavaş olsun, büyük olsun. Her şeyin büyüğünü severiz biz. Büyük olsun. Şamlı olsun. Şamlı olsun abi. 26 saat bekleyeceğiz. Tamam. Bekleriz. Hocam kimle savaşıyoruz ya? Emir ver girelim ya. Emir ver girelim. Burada vuralım. Kır da kıralım birader. Emir ver girelim reis. Yolun yolumuz reis. Burada vuralım. Kır da kıralım reis. Tert baş bu. Yanındayız. Emrine amade. Biraz pohpohlayalım da kale male bize versin biliyor musun? Kale değil de şehir. Kıyağından. Temiz. Az kullanılmış. Az yağmalanmış köyleri olan güzide şehirler arıyoruz tabii ki de. Bizden hemen bunları düşüneceğiz. Bunları hemen adama gideceğiz. Yağcılık yapacağız biraz. Biraz önemli. Bu imaj açısından çok önemlidir. İmaj açısından önemli. Adamda iyi bir imaj bırakmam lazım benim. Adamın bana verdiği kılıcı eritsem ne olur? Bence bir şey olmaz. Ne olacak? Adam bana kılıç vermiş. Adım nöbetçi abi, koy gitsin ya. Sen kime nöbetçi adımda kılıç veriyorsun? Hadsizlik bu ya resmen. Resmen hadsizlik. Yani biraz saygım azalmadı değil dert artık. Oğlum lan şamşeriğini açmışız. Kendi kılıcımı yapabilirim artık da onlar çok yetenek istiyor. Çok yetenek istediği için şey yapmayalım. Şu an öyle işlere girmeyeceğiz. Ben niye bundan yapıyorum? Yeteneğimin yettiği kılıçları yapsam. Onlar paslı olmasa o şekilde satsam. Bence daha mantıklı olabilir ama mantıklı şeyleri şu anda yapmaya pek niyetim var mı? Hayır. Yok. Sıra bendeki. Bizi çözelim hemen. Hop. Şey diyeyim mi? Bu ordu nedir ya? Burada yüzlük bir çapulcu gördüm. O yüzlük çapulcu güruhuna karşı bir deneyelim bunu. Yüzlük çapulcu güruhuna karşı bir deneyelim.
Bambaşka bir güç olduk biz. Okçular çok yetenekli olmalı. Vekillik yeteneğimi arttıracak şeylerim de hemen olsun diye şöyle gıda çeşitliliğini arttıralım. Ne kadar gıda çeşitliliği varsa o kadar iyi vekillik kazanıyor diye hatırımda kalmış. Ben de oradan devam edeyim o zaman. Ondan sonracığıma yük devesi, katır. At alabildiğin kadar. Ne yeteneksiz insanlar hep teklif sunuyor ya. İstemiyorum sizi. Gidin ya. Gidin ya. Ne yüzsüz insanlarsınız ya. İstenmiyorsunuz. Bunu anlayın artık ya. Bir insan istenmediğini anlar. Her. Kimin yeteneği var lan? Başka sen nesin sen? Hekimsin. Lan biz hekimi yapmamış. Güzel. Yeteneği gelmiş adamın bekle olmaz. Demirciliğe yok zeka. Hogant kardeşim al. Benim yüzlük 180 mi olmuş ya? Yine şey boş ver, düzensizlik durumu falan, bu bizi zor durumlarda kurtaracak şey. O ekstradan ilave olursa olur, olmazsa olmaz bir bonus yani, çok değil. Ama diğeri bizi götümüzü tehlike anında kurtarabilecek cinsten bir şey. Hekimliğini yapıyor bu arada. Şurada Oksal'ın dibinde 110 kişilik ben çapulcu güruhu gördüm. Kime giriyoruz? Sturgyalılar. Allah razı olsun. Tam böyle geçmişteki o nostaljiyi hissediyorum şu anda. O nostaljiyi dibine kadar hissediyorum. Aynı Sturgyalılara girmiştik. Varçek'i bana vermişlerdi. Yine aynısı olacak. Yine Varçek'i ben alacağım falan diyorum ki. Hadi yine Varçek benim olsun. Aha. Aradığım kan sensin ya. Ben seni arıyorum ya. Pikachu sen niye benden kaçıyorsun? Gel bakalım sen bir ya. Bir gel. Gel canını sıkma. Şimdi piyade hocam. Okçu. Normal düzene geçeceğiz. Süvari ve atlı okçu da bu kısım. Giriyor. Piyadenin yönetimini Nogant devralacak. Lan Nogant süvarinin yönetimini devralsın. Bende piyade yetenekleri vardır ama süvari çok fazla yoktur diyecektim. Süvari varmış. Oduncu yeteneği ne lan? Eskiden bunları piyade diye ayrıştırıyordun. Şu anda da ayrıştırıyormuş da çok küçük ikonlarla. Ne gerek var böyle ikonlarla ayrıştırmaya ya? Gerçekten gereksiz bir şey. Konuşlandı bunlar. Neredesiniz lan? Nerede oğlum bunlar? Karşıda. Hep birlikte kardeşim. Geç şuraya. Bak bunları ok yağmuruna tutmanız lazım. Siz de hemen B düzenine geçeceksiniz. Yerleri de otursun izlesin savaşı. Daha çok bir şey yapmasın. Şimdi sizden beklentilerim çok yüksek. Son seviyesiniz siz. Sizden aşırı yüksek beklentilerim var. Bu beklentileri karşılamak zorundasınız. Onlar buraya yanaşamamalı ya. Onlar buraya yanaşırsa rezilliktir. Beklentimizi karşıladı mı? Bence karşıladı şu anlık. Şu anlık karşıladı. Nogant'cim. Gel cici kuş. Gel yavrum. Finlandiya keskin nişancılarının yarısını sana, geri kalanların tamamını sana veriyorum. Adam gibi asker topla, düzgün şeyler yap. Rezil rüsva işler çıkarma, düzgün komutanlık yapacaksın. Sana güveniyorum bak. Bak sana güvendiğim için sana bu yetkiyi verdim. Güvenimi boşa çıkarma. Bakın. Benim güvenimi sadece bir kere boşa çıkarırsın, ikincisi olmaz. Bir daha sana fırsat tanımam. Bunlar not edilsin, bilinsin. Önemli şeyler bunlar. Durayım mı oradan adam alma? Alma, alma. Batanyalı onlar. Onlar çapulcu. Geri zekalı Batanyalı onlar. Batanyalıların biraz zekası noksandır. Öyle söylenir. Ben söylemedim. Böyle insanlar öyle söylüyor. Batanyalılar. Yorumda bir çıkıyor. Abi sen bana ne diyorsun falan diye. Ben demedim. Öyle denir. Genelde öyle şöyle söylenir.
Benim bir şeyim yok. İnsanların bu yönde bir tercihi var. Ben öyle bir duyum aldım. Batanyalıları yoksa ben severim. Her yöne oynamaya çalışan siyasetçi gibiyim anasını satayım. Batanyalılar çok iyi insanlardır aslında özünde. Tanısanız seversiniz. Getir getir. Kökle, askeri kökle. Kalabalık ordular yönetmemizin zamanı geldi. Eski günlerdeki gibi o ihtişamlı zamanlarımızı. O şaşalı dönemlerimizi. Oh. Gerisini boş ver yani. Başka söyleyecek aklıma bir şey gelmedi. Söylemişim gibi düşün. Oraya çok güzel bir söz sıkıştırmışım gibi düşünün. O zaman güzel olur. O zaman iyi olur. Hogan'cığım senin ne fikir? Önemi yok. Ben ne diyorsam bunu yapacaksın. Uzaklaşmayalım savaştan. Savaşa yakınlaşalım çünkü savaşa gireceğiz birazdan. Köy baskınları sırasında alınan her geceyi ne yapayım ki ben? Diğeri de gereksizdi. Arenada eğitim var. Bu da çok gereksizdi. Gereksiz birini bıraktık, diğer gereksiz al. Aa ben bu arada şeyi unuttum ya. Bizim garibanları, bizim çapulculara zırh mırh verecektik. Logan'da özellikle. Diğerleri önemsiz. Şu anda henüz demirciliğim gelişmedi. Yavaş yavaş. Bunların zırhı şu anda çok olmasa da olur cinsten bakıyorum. 3 seviye kılıçlar üreteceğim. Zorluk 100. Seviyeyi de üretsin ama yani 3 seviyeyi de üretemiyorsa defolup gidelim buradan ya. Bırakalım mesleği. Demircilikle falan ben uğraşmayayım yani. Bana çapulculuk verin. Ben gideyim saldırayım orada. Önüme gelene. Önüme gelene gidip vurayım yani. Bu 3 seviyeyi de üretemeyeceksek beni çapulcu olarak hayatıma devam ettirin. Ben bu mesleği bırakayım. Kendimize demirciyiz diye boşuna hiç geçmeyelim yani. Bırak bu işleri de bırakayım yani ben, böyle olmaz. Olmaz yani. 3 seviyeden dengeli bir şey üretemeyeceksem bakalım abi. İyi, normalini ürettik ya. Şu paslılar bozuyor. Demirciliği de nörflemişler. Demirciliği de yazıklar olsun ya. Bir adamın üstüne bu kadar gelinmez. Ulan bari yeni para kazanma yöntemleri getirin. Bıra ben de hemen bir... Hayır! Bırak kapat. Büyük bir rezillik. Derimi eğitmeyi kapattım ya. At toplamam lazım. Bu topraklarda çok fazla daha dolaşmama gerektirecek bir şey yok. Savaşa doğru gideceğim. Savaştayken de eğitilirler zaten. At bulmam gerekecek. Şimdi bir dakika. 800'lük olan savaş atı değil mi? Yazıklar olsun. Gerçekten değil ya. Boşa aldığım bineklerden biri. Demir varmış. Bu Sargot'tan devam. Pendrake kalesine gidip bana vermeyin. İlk kalemi aldım diye başlık atmayacağım bunu aldım diye. Bunu aldım diye böyle bir şey yapmayacağım. Krallığa bağışlayacağım zaten bunu. Ben böyle bir yer istemiyorum. Yani şurayı aldım diye gidip kendime bir yer aldım görmem. Ben alırsam şehir alırım. Kale yönetmeyin arkadaşlar bu oyunda. Kale zarar. Fuzuli zarar. Hiçbir şey getirmiyor, götürüyor. Bu yüzden kale yönetmeyin. Gereksiz. Gerçekten çok gereksiz. Kaleler gereksiz zayiattır hocam. Sadece ben söylemiyorum. Benim söylediğim her şeyi diğer tüm insanlar da söyler ona göre. Böyle not alınsın. Finlandiya güzel durumda bu arada. Ortesi'yi de almışız. Pendrake kuşatılıyor. Nevyansk'ı da almışım. Orayı da bana verecekler. Orayı da iade edeceğim. İstemiyorum diyorum. Zorla beni kale sahibi yapacaklar. Lan istemiyor işte adam. Adam istemiyor. Bırak kardeşim. Adam istemiyor ya. Zorla mı birader? Hoşası değildi ama yine de aldım. İstemiyorum ya. Zorla beni mal mülk sahibi yapmak zorunda değilsiniz. Ben istemiyorum artık. Ben istemiyorum.
demiyorsa bildiği vardır yani. Adamı zorla mal mülk yapmanızı, sahibi yapmanıza gerek 500 lira falan var. Lan köy bile değil. Bir tane adam oraya sadece bir gecekondu inşa etmiş. O kadar abi. Köy bile denmez ona. Ben onun neyini yöneteceğim Allah aşkına. Kale sahibi oldum diye kutluyorlar bir de beni. Lan oğlum kale değil o. Adam oraya bir gecekondu inşa edip bırakmış kenarda yani. Ne yapacağım ben onu? Ne yapayım ben onu? Rezillik. Demircilikten devam. Ağır toplardan devam ya. Ağır toplar üretelim. Üretebildiğimiz kadar, üretemediğimiz kadar satarız bunları da zaten. Güzel. Sıra okut hemen. Okut hemen, paraya ihtiyaç var. Oo, bayağı iyi üretmişim lan. Bileyim mi? Biz bu işi çözdük. İşi çözdük. Bende. Devletine güven abi diye boşuna söylemedik. Şimdi son yerimiz Senon olacak. Senon'da askerlerimi eğittikten sonra savaşmaya gideceğiz. 180 kişilik bir güruhuz. At almaya devam etmek zorundayım. Çünkü normal atlar da alacağım bu arada. Sadece bu değil. Bileyim mi? Siverin midillisi çok güzele benziyor. Bakacağım. Oğlum. Ya bir dark mizah yapacaktım da. Böyle şeylere bu kanalda izin yok. Çok güzel at bu arada, bir şey diyeyim mi? Göreyim bir. Hayatımda gördüğüm en güzel atlardan biri, tek eksiği yelesinin çok ince olması. Bazı atlar var, yeleleri çok daha fazla. O kadar yok. Atın güzelliğini saklıyor bu ya. Muhteşem bir at ya. Bak şu da çok güzel. Bak bu da güzel. Ama bu tamamen simsiyah. Ayaklarına varana kadar. Bu ayaklarındaki şeyler muhteşem bir at ya. Sen bir sanat eserisin. Soylu atıyla da bunları geliştirdim. Benim bıraktığım atla. Gerçekten muhteşem bir at. At alacağız dedik. Askerlerimin hızlanması için gerekli. Tamam, şimdi burada size eğiteceğim. Burada eğitileceksiniz. Burasındaki artık işiniz savaşmak olacak sadece. Kalkan için bak 43 tane birliğim var. Yarısını baltalı yapalım. Bir kısmını da şey yapalım. Baltalıya ihtiyaç var. Bolgir mızraklı nasıl bir şeymiş? Belli gönderlisi. Bunların da yarısını Bolgir, yarısını şey yapalım. Şekilde. Çeşitlilik. Devlette çeşitlilik abi. Orduda çeşitlilik önemli. Sadece şu dingilin atı yok diye gelişemediler. O kadar. Başka bir şey yok. Şimdi bunlar dinlensin. Ya bu kadar uğraştım. Bir tane ordu için bu kadar uğraştım. Bir tane şehir alsam aslında uğraşmayacağız. Şehir alsam orada zaten hazır olacak ordular. İşte şu anda şehrim yok ya. O keşke bana bir tane Vilandia şehri verseler. Varçek'te Vilandia'lı adam toplayamayacağım. O zaman Sturyalı olacağız mesela. Şu an Sturyalı değiliz. Ama oraya gittiğimizde Sturyalı olacağız artık. Çünkü ben orada Vilandia'lı askeri nereden bulayım? Improved Garrison moduna şey yapsam bile zor bulunur. O yüzden orada tutabilmek için benim Suriyalılara güvenmem gerekecek bir süreliğine. Yeni atlar abi hızlandırsınlar. Giderlerimiz fazla. Halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Benim halledemeyeceğim hiçbir şey yok. Var mı hocam kabile fırlatması? Yok. Onları halletmem için onu da bulmam gerekecek. Ya şu an durumumuz kötü değil ya. Ordu iyi mi? Orada artık iyileşmiştir diye düşünüyorum. 106 yazıyor zaten. Evet, bir savaşa girebilir miyiz bölüm bitmeden? Bir savaş karşımıza çıkar mı?
Parça gibi kuşatayım mesela. Ordumu en azından meydanda görmek için bir tane köylüye saldırabilirim. Simir, gel bakalım. Çok hızlı. Şehre kaçtı. Tabii benim dengimde bir ordu olsa, bir savaşsam. Yok mu ya? Kimkiler ne yapıyor bakalım. Kimkiler Nevyansk'tan sonrasında ilerlemiyor galiba. Kadar ilerlesek mi, ne diyorsunuz? Buradaydılar en son da. Oğlum orduyu ne yapıyorsun? Al direkt mesela, orada niye ordun var? Orada neyin devriyesini geziyorsun? En mühimi bu. Neyin devriyesini geziyorsun? Bu savaşı neden yapıyorum? Çünkü ordumun ayarlanması, çekilmesi lazım orduya. Mesela piyadeler ikiye bölünecek. Bu piyadeler ağır zırhlı. Gönderli silahı olanlar mesela burada. Anladın? Bunlar daha kalkanlı. Buraya da kalkanlı birlik. Şimdi abi niye hareket edemiyorum? Ha, az önce niye hareket edemiyordum? Şurada yön ters olmuş ya. Kalkan duvarında bunlar duracak. Beşlik olanlar. Mesafe bu. Asker birliği var. Askerler ayrık durumda olacak bunlar. Okçuların hemen arkasında. Okçular ayrık olmayacak. Okçular da ayrık olacak, pardon. Okçuları da şöyle dizeceğiz. En sonda süvariler V düzeninde. Şunları merak ediyorum. Şunları merak ediyorum. Asıl savaşı onlar verecek. Yayalar hepsini geberdi. Ölenler ya abi. Şeyin. Logan'dan elemanlar. Onları unuttum. Neyse, Nogan acemilerin yerini doldurur. Gördünüz değil mi? Yani bu size bir şey göstermek için değildi. Gücümüzü göstermek için hiç değildi. Çünkü düşmanımız yağmacı. Azıcık taktiğimizi hatırladık ama güzel iş yaptık şu anda. Hiç de kayıp vermedik. Yaralanan bir tane mızraklımız var. Güzel. Fena bir şey değildik. Abi orada değil. Özellikle okçuları çok sevdim. Keskin nişancıların yeteneklerini. Onda bayağı etkiledi. Ben geliştirmiş olabilirim kendi ordularımı ama Nogant geliştirmedi. Nogant'ınkilerin de gelişmesi lazım. Onlar için de böyle çapulcular bizim için altın değerinde. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.